Arkadaşlar Görüntülü Akademi stüdyodan hoş geldiniz. Bugün size özel üçgenlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bununla yaklaşık iki tane soru çıkmaktadır ve diğer bilgileri de kapsayacak mahiyette çok önemli bir konumuzdur. Burada 30, 60, 90 üçgenden Pisagor Öklit'e kadar bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi sorularımıza geçelim arkadaşlar. Birinci sorumuzda bize AB bölü AC oranını istiyor. 2'ye 8 verilmiş. Hemen çözümümüze geçiyoruz. Çözümümüzde dik üçgeni çizelim. Burada bir 90 derece, bir 90 derece burada. Burada daha önce anlatmıştık hatırlarsanız. H, P, K ise H kare eşittir. P çarpı K formunu kullanacağız. Burada H'ımız neymiş arkadaşlar bilinmiyor. P zaten 2. K zaten kaç burada? 8. O zaman şurada formülü yazarsak. H kare eşittir 2 çarpı 8'den 16. Neyin karesi 16? 4'ün. H'ı 4 bulduk. Bizden AB bölü AC istiyor. O zaman şuraya biz bir x diyelim. Sağ taraftan Pisagor formülü adını verdiğimiz formülü uygulayacağız. Pisagor neydi? Dik üçgenin karşısı x kare eşittir dik kenarların kareleri toplamına. Yani 4'ün karesi artı 8'in karesi x kare eşittir 16 artı 64. Değil mi arkadaşlar? X kare eşittir verdik 70-80 yaptı. Bunu asal çarpına yani kare karşı kök diye giderse x eşittir kök 80'den asal çarpına ayıracak olursanız 16 kere 5'ten 4 kök 5 çıkar. X eşittir 4 kök 5. Bu dursun. Şimdi y'yi bulalım. Çünkü oranları istiyor. Y'ye de baktığımızda arkadaşlar y kare gene Pisagor yapıyorsunuz ama şu üçgene göre 4'ün ve 2'nin kareleri toplamı eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi y kare eşittir 16 artı 4 y kare eşittir 20. Bu da 4 kere 5'ten 2 kök 5 diye çıkar arkadaşlar. 2 kök 5. Bizden ne istiyor? AB'nin yani y'nin x oranı. O zaman y bölü x dersek y kaçmış burada? 2 kök 5. 4 kök 5. Kök 5'ler gider. 2 bölü 4 de ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 2 cevabımıza bakalım. Cevap neymiş? Cevap Adana. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bu da çıkmış bir sorumuz. Karıncaların aldığı yoldan bahsediyor. Tabii bunu çözebilmek için 30, 60, 90 üçgenini falan bilmemiz lazım. Bir dikdörtgen şeklinde çizilmiş. İçinde de karıncalar belli bir açıyla karşı tarafa gitmeye çalışmış. Aralarındaki mesafe 5 metreymiş. Buna göre AD noktalar arasındaki uzaklığı soruyor bizden. AD arasındaki uzaklığı bulabilmek için biz bu x dememiz lazım. Bakalım her şey doğru verilmiş. Evet, çözümümüze geçebiliriz arkadaşlar. Burası öncelikle kaç dereceydi? 30 derecelik açı yaparak, değil mi arkadaşlar? Diğeri de 60 derecelik açı yaparak D'ye gitmiş. Yani 30 da burası. Bizden ne istiyor? AD arasındaki mesafe istiyor. Yani x'i istiyor. O zaman biz bu soruyu çözerken özel üçgenler kullanmamız lazım. Şuraya biz 2x diyelim. Özel üçgenler neydi? Özel üçgenler 60 derece yarı indiriyordu. Yani 2x'i burası neydi arkadaşlar? X'ti. Burası da 60 derece, değil mi bu arada? Yani 30, 90 şurası 60 derece. Dolayısıyla burası da 30 derece. Dikkat ettiyseniz 30 30. Arkadaşlar burası 5. Burası da nedir? 5. Çünkü neden? İkizkenar üçgen ortaya çıktı şu üçgenden. 5 ise burası zaten kaç olacak? 60 derece yarı indirdiği için 10 mu olacak? Hayır, 5 bölü 2 olacak. Bunda kök 3 katı karşı verecek. Yani 5 kök 3 bölü 2 olacak, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 5 kök 3 bölü 2. Yani dikkat edin. 60 derece yarı indirdi. Kök 3'e çarptık. 60'ın karşısını bulduk. 30, 60, 90 üçgeninin özel üçgen olduğunu gösteriyor. Ama bizden ne istiyor? Şu uzunluğu istiyor. Bu uzunluğu da bulabilmek için 2 katını alacağız. Yani şunun 2 katını alırsak 5 kök 3 bölü 2'nin 2 katı demek. 2'ler sadeleşirse cevap 5 kök 3 demek. Cevaba bakalım arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Evet, doğru. Diğer soruya geçiyoruz. Diğer sorumuzda da özel üçgenlerden bahsetmiş. 105-30 derece verilmiş. Bizden AC bölü AB istiyor. Hemen çözümümüze geçelim. Çözümümüzde üçgenimizi şöyle çizelim. Bu tür durumlarda özel üçgen elde edebilmek için arkadaşlar dikme indirdiğimizde şurada bir dikme olacak. 30
Buraya 60. Komple 105 olduğu için buraya 45 gelecek. 45-90 ise burası da 45 olacak. Ve iki tane özel üçgen sırt sırta gelmiş vaziyette göreceksiniz. Şimdi çözümümüze başlayabiliriz. Bizden AC ne demiş? 2x diyelim biz buraya. 60 derece yarı indiriyor. X oluyor. Bu da ikizkenar dik üçgen arkadaşlar. Özellikler x ise bu da x'tir. Çünkü ikizkenar. Yani x ise x kök 2. Pisagor'dan da aynı şekilde çıkıyor. Ve bu oranları ezberlemeniz lazım. Burası 2x, x ise burası da x kök 3. Özel üçgenlerden dolayı bu şekilde yapılıyor. Ve cebirsel olarak uzunlukları bulduk. Şimdi çözümde ne diyor? AC'nin, AC bizim neymiş arkadaşlar? 2x'miş. Bölü AB oranı. AB uzunlukta neymiş? X kök 2. X kök 2. X'ler gitti. 2 bölü kök 2. Şıklarda var mı? Yok gözüküyor ama şimdi neden yok gözüküyor? Çünkü paydayı kökten kurtarmak için eşleniyle ile çarpıyoruz. 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarpın kök 4. O da 2 diye çıkar. 2'ler giderse bakın cevap kök 2 çıktı bu sefer. Cevabımıza bakalım neymiş arkadaşlar? C şıkkıymış. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda da bakın bu da bir çıkmış soru. Burada yapmamız gereken şey Pisagor'u gayet iyi kullanmak. 5, 3, A, 12 verilmiş. Bizden A harfini istiyor. Tam olarak kaç? Rüzgar estiği zaman D konumuna giriyormuş. Hemen biz o zaman şöyle tahmini olarak çözüme geçelim ve çizmeye çalışalım. Burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz şurası 5, bura A. A demeyelim de X diyelim. Yani çünkü A'lar biraz çirkin oluyor. Buraya 3 diyelim arkadaşlar. Burası da 12'ymiş. Dikkat edin. Şu uzunluk aynı uzunluk. 5 artı x ya. Yan yattı diyelim bu 5 artı x. Yine burası komple 5 artı x olması lazım. 3'ü buradaysa 2 kaldı buraya. X artı 2 kaldı. Toplayın. X artı 2 3 daha. X artı 5. X artı 5. Şimdi ne olacak burada? Özel üçgende x'in kaç olduğu ortaya çıkacak. Yapalım. Pisagor ne diyor? Bunun karşısının karesi yani hipotenüsün karesi eşittir x kare artı 12'nin karesi. Bunun karesi ne yapar arkadaşlar? X kare artı buna bunu çarp 2 katı. 4x artı 4. Cebirsel yani özdeşliklerde tam kare açılımını bilmeniz lazım. Bu da x kare artı 144 zaten. Şunlar karşılıklı olarak gidiyor. 4 karşıya eksi diye giderse 4x eşittir 140. 4'e bölersek arkadaşlar x eşittir ne oluyor? 35 mi oluyor? Cevap 35 olması lazım. Cevabımıza bakalım. Evet, Edirne. Diğer soruya geçelim. Diğer soruda da özellik olarak bize ikizkenar üçgen yetiyor. Şimdi AB AD'ye eşittir 13'müş. BD de 10'muş. DC AC istiyor. Şimdi çözüme geçelim. Şu şekilde uzatalım. Tahmin olarak üçgenimizi çizelim. Burada AB AD demiş 13. O zaman 13'e 13'ü yazdık arkadaşlar. DC 4 demiş. Bunu da yazdık. BD zaten 10 demiş. Bizden AC istiyor. X. Bakın ikizkenar üçgende indirdiğimiz dikme her zaman neydi? Kenar ortaydı. 10'sa bu 5, 5'ti. Ve hatırlayın özel üçgen. Özel üçgenin ne üçgeni vardı? Pisagor yapmaya gerek yok. 5, 12, 13 üçgeni. Demek ki burası 12. Şimdi bizden x istediği için şunun tamamını dan Pisagor yapacağım. Artık şu 13'lere gerek kalmadı şunlara. Kafamızı karıştırmasın. Şimdi direkt Pisagor'dan. Aslında bu şöyle bir üçgen oluyor. Pisagor'da yapmaya gerek var mı? Zaman tasarrufundan düşünecek olursak burası da 9. Önce bir sadeleştirelim. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 3. Aa bakın 3, 4, 5 üçgeni diye bir üçgenimiz var. Ama dışarı çıkarken 3 katı, 3 katı, 3 katı. Yani bu 15 oluyor o zaman. Değil mi? 3 katı. O zaman bu da 15. Pisagor yapmaya gerek kalmadı çünkü özel üçgenmiş. Cevabımıza bakalım. Cevabımız da Bursa doğru. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuzda da gayet güzel. İçine dikdörtgeni gizlemiş. Ne demiş burada? ABC ikizkenar dik üçgen. Çok önemli bu. İkizkenar ne demekti? 45, 45, 90 üçgeni. AB AC eşit ve 4'müş. Hemen çözümümüze geçelim. Tahmin olarak şöyle bir çizelim. Şu şekilde. Bizden sorular uzunluğa bakalım. Arkadaşlar FD yani şurası değil mi isteniyor. Artı DE isteniyor. Kırmızıyla boyuyorum.
ve EG isteniyor. Bunu da boyuyorum. Burası 90 derece. Değil mi? Tamamı neymiş bakalım. AB ile AC de 4'müş. Yani şu vatandaş 4 ise şu vatandaş da 4'müş. Zaten neydi 45-45-90 üçgeni hatırlayın. X kök 2 olacak değil mi? Yani 4 4 ise 4 kök 2. Pisagor'dan da çıkıyor zaten. Şurası komple bu özelliğe göre ya da Pisagor formuna göre yaparsanız 4 kök 2 çıkacak. Diyeceksiniz ki hocam bu kırmızılar bulunmadı. Hayır arkadaşlar bulundu aslında. Niye bulundu? Zaten bu dikdörtgen 90 derece bunlar biliyorsunuz. 90 derece olduğu için burası zaten dik ikizkenar dik üçgen olduğu için 45, 45, 45. O zaman bu da 45, bu da 45. Yani arkadaşlar şu kenar zaten şu kenara eşittir. Şu kenar zaten şu kenara da eşittir. Şu kenar zaten şu kenara eşittir. Yani hipotenüsün toplamına eşittir arkadaşlar. Cevap 4 kök 2 olacak. Bakalım cevabımıza. Evet Denizli diyoruz. Diğer sorunun çözümüne geçtik. Diğer sorunun çözümünde de ABC, DB birer eşkenar üçgenmiş. BC 15'miş. Bizden ADF'nin çevre uzunluğu istiyor. Çözümümüze geçelim arkadaşlar. Hemen bir eşkenar üçgen çiziyorum. Bu eşkenar üçgenimiz bu şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi bunun kenarlarını bilmiyoruz tabii. Eşkenar üçgen demiş ama yani şu şu şunu eşittir. Şu şu şunu eşittir. Şu komple kenar şunu eşittir şeklinde. Ben şöyle diyeceğim o zaman. Bu x x x olur çünkü eşkenar üçgen. Bu da y y y olur. Ve bu paralel kenar olduğu için arkadaşlar y y'ye eşittir. X x'e eşittir. Bunun çevresi zaten neymiş? 1 y 1 y daha ne yapar? Şu taralı bölgeyi gösterelim. 2y artı x x daha ne yapar? 2x yapar. Bu bizim neyimiz? Çevremiz. Çevre. Şimdi çözüm yaptık mı? Aslında yaptık. Bakın BC zaten uzunluğu neymiş? 15'miş. Arkadaşlar zaten bakın x artı y'nin değeri aslında 15'miş. İki parantezin alırsam y artı x, x artı y aynı şey zaten. Çevreden 2 çarpı 15'ten değil mi? Çünkü x artı y neymiş arkadaşlar? 15'miş. Cevabın 30 çıkması lazım. Cevabı bakalım. Denizli diyoruz. Diğer soruya geçtik. Evet 30, 60, 90 üçgenini kullanacağız. Eşkenar üçgenin özelliğini biliyorsunuz. Köşeler 60'ar derece ve üçkenarı da eşit. Ben hemen sorunun çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Sorunun çözümünde bilmemiz gerekenler zaten fazlasıyla verilmiş. Şurası da 90 derece tahmin olarak şöyle bir şey. Hemen çizdik. Köşeler 60 derece. Şu şekli tammış gibi düşünerek ben soruyu çözüyorum. Sanki daha pratik olacakmış gibi his geldi içime. 18 ise bu kenar. Bu kenar da 18 ama buraya 14 kalmış. O zaman 4'ü buraya. Bizden ne istiyor arkadaşlar? DC istiyor. Yani şuraya X diyelim. Şimdi dikkat edin. 60 derece 30-60-90 üçgenin özelliği neydi? Hatırlatalım. Bu atıyorum 2x'i, bu x'i, bu x kök 3. Bu oranlar sabit. Yani burası 4 ise burası neymiş arkadaşlar? 8. Hatırlayın bir kenar 18'di. 8 buradaysa buraya ne kalacak? 10 kalacak 18 olması için. X'in değerine bakalım neymiş arkadaşlar? Evet A şıkkı 10. Doğru bulmuşuz. Diğer sorunun çözümüne geçelim. Diğer soruda da ikizkenar üçgenin özelliğini kullanmamız gerekecek. Burada şimdi BDDC eşit verilmiş. AB uzunluğu evet hemen hemen her şey verilmiş. Çözüme geçelim arkadaşlar. Şurası tam orta noktadan indirdik. Şuralı eşitmiş. Şimdi bilmemiz gereken neydi bizim hatırlayın. 3'ü bir arada ile muhteşem üçlüyü karıştırmayın. 3'ü bir arada nasıl yani 3'ü bir arada hem kenar ortay hem dikme varsa üçüncüsü ne hocam? Aynı zamanda bunlar açı ortay. Zaten bu ikiz kenar üçgen değil mi? Yani şu kenar şu kenara eşittir. Ve burası 90 derece verilmiş zaten. Dolayısıyla sorun çözümü çok rahat yapabilirim. Şimdi bizden şurayı kök 3 vermiş ama şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Şurayı da 3 vermiş. Şurayı da x diyelim biz öncelikle. Şurada ufak bir Pisagor yapacağım. X kare eşittir.
Kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi x kare eşittir. Karekök birimini götürür, 3 kalır. 3'ün karesi 9'dur, 12'dir. X eşittir kök 12'dir. 12'yi de biliyorsunuz şöyle asal çarpanı ayırdığınızda 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 diye çıkar bu. Kök 3 içeride kalır. 2 kök 3. Şunu bulduk. Demek ki arkadaşlar bu 2 kök 3. Yani şurası da 2 kök 3'müş. Gördünüz mü? Bizden ne istiyordu? BC istiyor. BC'nin tamamını da biz ne diyelim? Y diyelim. Artık bulduk. Şu içtekileri silelim. Kafamız daha çok karışmasın. Arkadaşlar bakın şimdi büyük üçgende Pisagor yapacağım. Hipotenüsün karşısındaki kenarın karesi y kare. 3'ün karesi artı 2 kök 3'ü buradaydı. Kök 3 de burada ne olacak? 3 kök 3. 3 kök 3'ün karesi. Y kare eşittir. Bunun karesi ne yapar? 9. Bunun karesi ne yapar? 9. Kök 3'ün karesi ne yapar? Kök 9. Kök 9 3 diye çıkar. Öndeki 9'a çarpsa 27, değil mi arkadaşlar? 9 daha ne yapar? 36. Y kare eşittir 36'dan. Neyin karesi 36? 6'nın. Cevaba bakalım. Cevabımız Bursa. Doğru cevap. Diğer soruya geçtik arkadaşlar. Diğer soruda açıortay verilmiş. ABC, BAD 45 güzel. 45'leri şimdi gördük. 8 AD uzundu. Çözümümüz o zaman geçebiliriz artık. Gerekli ipuçlarını gördükten sonra şurası açıortaymış. Şurası 45 45 yani burası dik olduğunu söylemeye çalışıyor. Burası da 30 derece, 30, 90, şu köşe komple 60 yapar değil mi? 180 derece tamamlıyorsunuz. Burası da 8'miş. Bizden ne istiyor? AD uzunluğunu istiyor. Ben buraya x diyeyim o zaman. Arkadaşlar dikkat edin. 60-45 var ya. Ya bu ikisini de kullanmam için benim şuradan bir dikme indirmem gerekiyor gibi gözüküyor. Yoksa baş türlü soruyu çözemeyeceğiz herhalde. 45-45 ise bu da ikizkenar dik üçgen. Hatırlayın şu kenar, şu kenar eşittir zaten. İkizkenar dik üçgen. Özelliği neydi bunun? 60 derecenin. Gördü hipotenüs hep yarıya indirirdi. 4. Ve bunun kök 3 katı da karşısını verirdi. Değil mi arkadaşlar? 4 kök 3. Dikkat edin özellikten yapıyorum. Yani şurada 30, 60, 90 üçgen özelliğini kullanamazsanız 4'e 4 kök 3'ü bulamazsınız. Yani burası neydi? Hatırlayın 2x'i, burası x, burası x kök 3 diye sabit bir kalıp vardı. O zaman 4 kök 3 de burası yapar. Çünkü buraya eşitmiş. İster bunun kök 2 katı 4 kök 6 diyebilirsiniz ya da kafanız karıştıysa Pisagor'dan yaparsanız yine dediğim şey çıkacak zaten arkadaşlar. Bunun karesi artı 4 kök 3'ün karesi derseniz toparlarsanız x kare bunun karesi 16 3 48 değil mi arkadaşlar? Artı 48. Çok uzatmayalım. X'i siz burada 4 kök 6 bulmanız lazım. Cevabımıza bakalım. Cevabımız Denizli. Diğer soruya geçelim. Diğer sorumuzda da ne verilmiş? 13'e 5 verilmiş. ABAC 13 5 şeklinde bir bilgimiz var. Tamam, çözüme geçelim o zaman. Burada şöyle bir geniş açı olacak şekilde çizeyim arkadaşlar size. Ve şu vatandaş dikmiş. Şurası şuraya eşitmiş. 13'e pardon 13'e 5. Şunu silelim. 13'e 5. İkizkenar üçgen neydi? Üçü bir aradaydı. İndirdiğimiz tepe açısından dikme arkadaşlar. Bakın şöyle kırmızı ile indirelim. Hayali bir dikme indirdiğinde simetrik olarak iki eş parça ayırıyor. Yani bu alt tarafın komple toplam kaç santimetre? 5, 13 daha 18 değil mi arkadaşlar? 18'in yarısı ne yapar? 9 yapar. 9 buraya. 13'ten 9 çıkarırsak buraya 4 mü kaldı? 4. Şimdi bunu yaptık. Hatırlarsanız dik üçgende bizim Euclid bağlantımız vardı. Ben buna H dersem bu P ise şu da K ise neydi formülümüz? H kare P çarpı K'den. O zaman H kare 9 çarpı 4 H kare
36'dan h eşittir n'in karesi 36 altının. Bakın buraya 6 buldum. Bizden ne istiyor? AD uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar bakın AD uzunluğu x diyelim. Şimdi tatlı bir Pisagor yapabiliriz. Çünkü işin zoru bitti arkadaşlar. Hemen 90 karesi hipotenüsün karesi yalnız kalacak. X kare 4'ün karesi artı 6'nın karesi. X kare eşittir 16 artı 36. X kare eşittir. Toplayın bunu. 6 kök 52. X eşittir kök 52. Bunu nasıl çıkaracak? Hatırlayın arkadaşlar. 52'yi ben asal çarpanı ayırıyordum. 2'ye böldüm. 26. 2'ye böldüm. 13. 13'e böldüm. 1. Çift olanlar bir tane çıkar. Çift olamayanlar evde kalır. Ev dediğimiz kök yani. 2 kök 13. 2 kök 13. Cevabımıza bakalım. Cevabımız neymiş? Cevabımız Adana. Evet arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. 12. soruda da 30-60-90 üçgeninin farklı bir uygulaması var. Ama mantık aynı arkadaşlar. Şimdi 60-75 verilmiş. 4 verilmiş. AC uzunluğunu istiyor. Hemen çözümümüze geçebiliriz. Şöyle geniş güzel bir üçgenimizi çizelim. Burası zaten 40-60 verildiği için kesin dikmeyi indirmem lazım. Çünkü dik üçgende özel kuralları görüyoruz şu anda. Bu 30. 75 olduğu için buraya ne kalacak arkadaşlar? 45 kalacak. Toplam 75 olması için. Burası da 45. 180'i tamamlıyorsunuz. Şu kenar şu kenar eşittir. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi özelliklerin içine yazalım. Neydi özelliğimiz? Burası 2x'e, burası x, burası x kök 3'tü değil mi arkadaşlar? Yani 4 verilmiş. Burası 4 ise burası da 2'dir. Burası da 2 kök 3'tür. Bizden AC uzunluğunu istiyor. AC uzunluğuna ne diyelim? Y diyelim. Burası da 2 kök 3. Neydi? Bu dik kenarların kök 2 katı hipotenüs verir. Yani 2 kök 6 gibi gözüküyor. Fakat biz Pisagor'la eğer yapacak olursak, eğer hocam bizim kafamız karıştı, biz işte kuralları tam ezberleyemedik, çözer misiniz mantığında? Özetle çözeyim. Çok uzatmadan, sizi de sıkmadan. Bu zaten y kare eşittir. Bunun karesi zaten 4. Bunun karesi kök 9, 3 diye çıkart. 3 kere 4, 12. 12 de buradan gelecek. 24. 24. Asal çarpanı ayırırsanız az önce gösterdim. Kare karşı kök diye gider. Y eşittir. Demek 6 kere 4'ten 2 kök 6 çıkması lazım. Cevabımıza bakalım. Neymiş arkadaşlar? Cevap Bursa. Evet, diğer sorumuzda yine özel bir üçgen artı ikizkenar üçgeni ne yapmışlar? Gizlemişler. Bu soru tarzları çok önemli çünkü sınavda en çok kafamızı karıştıran ve soru yazılan tarzlar bu tarzlar. Bilginiz olsun. Ne diyor burada? 30 derece verilmiş. BCBD pardon BDDC evet 4 kök 3 x nedir diyor EA. Hemen çözümümüze geçecek olursak burada tam ortasını bulacak olursak şöyle bir dikme indirmiş. Değil mi arkadaşlar? Şöyle şu kenar şu kenar eşittir. Şurası x'miş. Burası 30 derece. İşte burası şöyle yapalım. Neydi? BDDC 4 kök 3. 4 kök 3. Şimdi hatırlayalım. Kuralımız neydi? Bakın hem dikme hem kenarortay varsa şurayı birleştirirsem bu ikizkenar üçgendir aslında. Yani şu şuna eşittir, simetriktir. Yani burası 30 derece ise burası da 30 derecedir. Ve burası zaten dik verilmiş. Bu köşe komple üçgeni düşünecek olursak 30 derece, 60 derece, 90 derece olacak. O zaman burası da 30 derecedir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. 30, 90, burası da 60 derecedir. Soru hemen hemen çözüldü gibi. Kuralı şurada mesela şu üçgenin içine yazalım. Çünkü burası da 60 derece. 60, 30, 90. Neydi kuralımız? Burası 2x'i, burası x'i, burası x kök 3'ü değil mi? Yani dikkat edin. Yani x'in burada 4 olduğu belli. Bu da 4 ise bu da 2 kere 4, 8'dir. Dolayısıyla bu x'leri silelim. Çünkü şu x de karışmasın. Hemen siliyoruz. 8 olduğu belli. Ne diyorduk biz? 60 derece gördüğümüzde hipotenüs yarıya iner. 8 ise bu da 4'tür arkadaşlar. Cevabımıza bakalım şimdi. Cevabımız Edirne. Diğer sorunun çözümüne geçelim. Diğer soruda da işte iki tane diklik verilmiş. 6, 4, 1, x.
Buradan da herhalde Euglit gözüküyor, Pisagor gözüküyor. Çözüme geçelim arkadaşlar. Çözümde hemen biz tahmin olarak üçgenimizi çizdik. Şöyle bir 90 derece. Hocam ikizkenar demeyin sakın. Çünkü herhangi bir bilgi verilmemiş. Bizde EA6 verilmiş şurası. Burası X denmiş, burası 1 denmiş. Burası da BD uzunluğu 4 denmiş. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Şuraya M diyelim ya da M diyelim. Evet. Şöyle bir kural vardı. Dik üçgende bu da Euglit bağıntısı bir değişidir. Şu ifadenin karesi şu çarpı tamamı. Yani burada hızlı bir hatırlatma yapacak olursak arkadaşlar belki hatırlarsınız 90 derece olsun. Buraya B diyelim. Buraya P diyelim. Şunun tamamına A diyelim. B kare eşittir P çarpı A. Böyle bir kuralımız vardı. Şimdi 4'ün karesi eşittir M çarpı M artı 6. M çarpı M artı 6. Şöyle diyelim. 4'ün karesi 16 eşittir M çarpı M artı 6. Hocam M'i nasıl bulacağız? Arkadaşlar tam sayı kafadan verin. Belki çıkabilir. Ben sanki gördüğüm gibi M yerine bakın 2 yazarsam 2 6 daha 8 2 kere 8 16. Eşitlik bozulmuyor. Demek ki M'in 2 olduğu zaten belli. Hemen mantıktan, pratikten ikinci derece denkleme girmeden M'i buldum. 2. Şimdi burada şurayı bulabilirsem şurayı da zaten verilmiş. Buradan X'i bulacağım. Buraya da Y diyelim. O zaman bir Pisagor daha yapalım. Şu kuralı bir silelim. Burada tamamı düşünerek 90 karesi hipotenüs 8'in karesi Y kare artı 4'ün karesi. 8'in karesi ne yapar arkadaşlar? 64 eşittir. 4'ün karesi ne yapar? 16 artı Y kare. 16 karşıya gider çıkarsa 10 çıktı 54 6 48 Y kare kök 48 eşittir Y'den. Bu da 3 kere 16'dan 4 kök 3. Bakın burası 4 kök 3 çıktı. İkinci bir Pisagor'la da cevabı bulacağız şimdi. Hemen burada da şuraya yapalım. X kare hipotenüsün karesi Pisagor yapıyoruz. 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Hemen x kare eşittir 1 artı 16 48 gelecek buradan. 49. Neyin karesi? 49 7'nin. Bakın cevabı 7 bulduk. Bakalım cevap neymiş arkadaşlar? Bursa'ymış. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda da özel üçgenler var. Özel üçgenlerde burada AC uzunluğu istenmiş. BHHD tamam 17, 12, 18. Çözüme geçebiliriz arkadaşlar. Burada şöyle bir çizelim tahmin olarak. Hemen dikmeyi indirmiş sağ olsun. Bana indirmeme gerek kalmadı. İndirilmişi varmış. 17. Her şey simetrik gözüküyor, değil mi? Yani dik dik kenarortay varsa bu da 17 zaten. Burada BD uzunluğu 8'e 8 diye 16 dağılmış oluyor. Hatta hatırlayın özel üçgen. Ne üçgeniydi bu? Şu üçgene bakarsanız 8, 15, 17 üçgeni. Yani Pisagor yapmadan buranın 15 olduğunu hemen bulduk. Bunları ezberlerseniz zamandan tasarruf yaparsınız arkadaşlar. Şimdi 12 de zaten burası da verilmiş. Bizden ne istiyor? AC uzunluğunu istiyor. X. O zaman şurayı silebilirim. Şurayı. Neden? Pisagor yapacağım zaten. Şurada tamamını düşünerek şunun. Dikkat edelim. X kare eşittir 15'in karesi artı 20'nin karesi. Şimdi diyeceksiniz hocam ya bu çok uzun sürecek. O zaman ben size pratik yol var mı yok mu bir bakalım. Hemen test edelim şu kırmızı bölgeyi. Bu kırmızı bölgenin arkadaşlar çözümü şurası 15, şurası 20. Sadeleştirelim. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 4. Gördünüz mü? 3, 4, 5 üçgeninin vatandaş ne yapmış? 5 de genişletmiş 20 olmuş. 5 de genişletmiş 15. 5 de genişletirseniz 20
5 olacak. Şunu düzeltelim. Demek ki upuzunu yapmaya gerek kalmadı. Yapsan da zaten x eşittir 25 bulacaksınız arkadaşlar. Cevabı bakalım. Cevabımız Edirne. Diğer soruya geçelim. Diğer sorumuzda da evet özel üçgenimiz var. Bunu da baktığımızda 15, 60 verilmiş, 2 verilmiş. Bizden ne istiyor? AC uzunluğunu istiyor. Çözümümüze geçelim şimdi arkadaşlar. Burada şöyle bir dik üçgen çizeyim. İçine de 30, 60, 90 üçgenini yerleştirelim. Burası da 60, burası 30. Burası zaten 15 verildiği için tamamını düşünün. 45, 90, 45 ikizkenar dik üçgen zaten bu belli. 2 de verilmiş burası. Şimdi sorunun çözümü hemen hemen yapıldı sayılır aslında. Çünkü gördük olayı neydi? 60 derece. Burası atıyorum 4 ise ne yapmış? Yere indirmiş 2 olmuş. Kök 3 katı da karşısı. Yani 2 kök 3. Dolayısıyla burada tamamı da ikizkenar dik üçgen olduğu için ne olacak? 2 kök 3 olacak. Bunun kök 2 katı da hipotenüsü verecek. Yani 2 kök 6 olacak. Ya da Pisagor yaparsanız büyük üçgende bunun karesi 2 kök 3'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir x kareden. Eğer devam ederseniz yine x'in 2 kök 6 olduğunu görmeniz lazım arkadaşlar. Cevabımıza bakalım. Cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Diğer soruya geçelim. Bu soru da çok moda bir soru, popüler bir soru. Yani birçok yerde karşımıza çıkıyor. İşte karınca şu yolları takip ettiğine göre A'dan C arasını en kısa kestirmede nasıl gidebilir? A'dan D arasını en kısa kestirme nedir falan gibi. Çok farklı boyutlarda karşımıza çıkabiliyor. Burada da aynı mantık sorulmuş. Ne demiş? 5, 6, 3 verilmiş. A, D arasındaki en kısa mesafe. Tabii öğrenciler genelde ne yapıyor arkadaşlar? Çözüme geçelim isterseniz. Hemen şunu topluyorlar. Diyorlar ki hocam bu 5'tir. Hocam bu 6, bu 3. Toplayalım. Ne çıktı? Bununla bunu topladık. 9. 5'e verdik. Ne oldu? 14 çıktı. Aa şıklar yok hocam gibi. Hayır arkadaşlar. En kısa mesafe demek rastgele. Yani kuş uçuşu ya da kuş bakışı diyelim. Şu aradaki kırmızı çizgiyi soruyor. Ben ne yapacağım o zaman? Şu 5'i hop aşağı taşıyacağım. Bakın. Şu 5'i buraya taşıdım. Şu 6'yı sola taşıyacağım. Gördünüz mü? Bakın. Alın size dik üçgen. 6, 8, 10 üçgeni. Ya da şöyle üçgeni göremediyseniz göstermeye çalışalım. Şu uzunluk x'ti. Bilinmiyor çünkü. Burası 90 derece. Şu yükseklik zaten 6. Değil mi arkadaşlar? Toplamda dikey olarak 6 metre gidecek. Yatay olarak da metre değil pardon santim. 5, 3 daha 8 santim gidecek. İster özel üçgene bakın. Ki özel üçgen var mı bakalım. 2'ye sadeleştirelim 3. 2'ye bölelim 4. Bu da 5. Ha, özel üçgen var evet. 2 katı. 2 katı. Bunun 2 katı ne yapar? 10 yapar. Ya da Pisagor teoremi yaparsınız yine 10 bulursunuz. Cevap bakalım kaç çıkmış arkadaşlar? Denizli çıktı. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda da yine özel üçgenlerimiz var. Özel üçgenlerimiz 45, 45, 90, 30, 60, 90 açılarına göreydi. 5 kök 2 verilmiş arkadaşlar. AC uzunluğu isteniyor bizden. Çözümümüzü yapalım. Şimdi burası 5 kök 2. Hemen dikme indireceğiz ki özel üçgen ortaya çıksın. Çünkü bunlar özel dik üçgende ortaya çıkıyor. 45, 45. Buraya 60 kaldı. Buraya 30 kaldı. Şimdi kuralımız neydi? Hatırlayın. Burası x. X'i, burası x kök 2 idi. Bu sabit kalıpları ezberlemeniz lazım demiştik. Pisagor'dan zaten çıkıyor. Burası demek ki x'in aslında burada 5 olduğu belli. Görüyorsunuz. Ben buraya o zaman 5 yazabilirim. Buraya da 5 yazabilirim. Ve bizden AC uzunluğu istediği için hatırlayalım. Neydi? Hipotenüs 60 derece olduğu zaman ne oluyordu? Yarıya iniyordu. Demek ki burası 10'muş ki arkadaşlar yarıymış 5 olmuş. Cevap nedir burada? 10. Evet, cevap ne diyor? Denizli diyor. Bir daha bakalım. 5 kök 2, 5, 5, 10. Cevap arkadaşlar Edirne olacak, 10 olacak. Orada Denizli yanlış verilmiş.
Sorunu çözmeye devam edelim. Evet, diğer sorumuz da evet, aynı şekilde onlar verilmiş. 12, 7. Burada sanki bir benzerlikle karışık Pisagor uygulaması var gibi gözüküyor. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Burada dik üçgeni tahmini olarak çizersek tam ortayı bulalım. Ortası burasıymış. 10'a 10 diye bölünmüş. Şöyle bir eğim verelim. Buraya da 12 diyelim. Buraya da 7 diyelim. Hatta 12'yi biraz daha yakışıklı yapalım. Yoksa kimse beğenmez. Hemen şöyle x diyelim. Arkadaşlar burada x'i bulmak için hemen şu dikmeye paralel bir dikme çizeceğim. Kırmızı ile şurada. Sanırım gördünüz. Benzerlikle şöyle düşünebilirsiniz. Bakın şu 2 onla bir ne gelmiş? 12 gelmiş. Bu 2 onluk yarıya düşmüş, 1 onluk olmuş. O zaman bu da yarıya düşecek. 6 olacak arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Yani 6 olacak. Dolayısıyla bu şekilde düşünebiliriz. Benzerlik yaptık aslında. Yani 1 onla 6 geliyorsa 2 onla 12 gelmiş mantığını kullanıyoruz. Burada başka bir şey yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Tamamı kaç birim bunun? 20. Hatta şuraya çizelim. Kafamız karışmasın. Büyük üçgen şu şekilde. 10-10 daha hipotenüs 20. Burası 12 arkadaşlar. Burası 90 derece. Ben bir özel üçgen mi değil mi kontrol etmek için sadeleştiriyorum. 4'e bölünüyor gözüküyor. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. Ha, burası 4 zaten arkadaşlar. Demek ki 3, 4, 5 üçgen 4 katı şeklinde üçgen büyümüş. 4 kere zoom yapmışlar. 12 olmuş. 4 kere zoom. 4 kere zoom. 4 kere 5. 20. Demek bunun tamamı neymiş arkadaşlar? 20. Buraya ne kalacak o zaman? 20 ise 13 kalacak. Hatırlayın Pisagor'dan özel üçgen aynı zamanda 6, 8, 10 üçgeni vardı. 3, 4, 5 üçgeni 2 katı. Pisagor yapmaya gerek kalmadı. 6, 8, 10 üçgeni. 13 olduğu için buraya, değil mi? Buraya ne kalacak arkadaşlar? 5 kalacak herhalde. Şimdi 5, 6. Burada bir Pisagor yapalım. Şu kırmızı üçgenden. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 5'in karesi. X kare. 6'nın karesi 36. 5'in karesi 25. X kare eşittir. Buna verdik arkadaşlar. Ne oldu? 6, 5 daha 11. 1, 61 gibi gözüküyor. Bakalım. Doğru 6. Evet çıktı. 10. 6, 8, 10 üçgeni. Burası 20. Burası 12. 4'e böldük 3. 4'e böldük 5. 4. 4 katı demiştik. 4 kere 4. 16. Pardon arkadaşlar. Burası 16 olacak. Kusura bakmayın. Burada bir düzeltme yapalım. 16. Tamamı da 16 ise buranın da kaç oldu belliydi? 9'du. Değil mi arkadaşlar? Şurası 9'du. Burası 8'di. Buraya 1 kaldı. O zaman düzeltirsek 1'in karesi 6'nın karesi olacak. Şunu 1'in karesi yapalım. Şu da zaten 1 olacak. Şunu toplarsanız 37 olacak. Dolayısıyla x eşittir. Kök 37 olması lazım. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevap Bursa. Bir soru daha var. İki tane Pisagor gözüküyor. Bunu da çözelim. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam dik üçgen falan gözükmüyor. Arkadaşlar belli yapacağımız iş. Orada D ile B köşelerini birleştirip iki tane dik üçgen oluşturmak. Çözümümüze geçelim o zaman. Bu şekilde yapacak olursak şurayı hemen birleştiriyorsunuz. İki tane dik üçgen çıkıyor. 4, 3. Zaten bu 3, 4, 5 üçgeni artık biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu da 2 kök 3. Burası da x. Şurada bir Pisagor yapalım. Bu özel bir üçgen değil. O zaman burada hipotenüsün karesi 5'in karesi eşittir x kare artı 2 kök 3'ün karesi. 5'in karesi 25 yapar. Eşittir x kare artı 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi kök 9'dan 3 yapar. 3 kere 4 12. 12'de karşıya eksi 12 diye giderse arkadaşlar 13 eşittir x kareden kare kök diye gider. Kök 13 eşittir x. Böylece cevabımız neymiş arkadaşlar?
Edirne. Diğer sorumuzda da eşkenar üçgen olduğu verilmiş. Güzel bir soru gerçekten. 7 tamam, x tamam, 12 bizden AC'yi istiyor. Çözüme geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dik, önce eşkenar üçgen, şuraya da bir dik üçgen çizelim. Şöyle tahmin olarak. Buraya zaten 12 vermiş. Burası x demiş, burası da 7 demiş. Bizden x istiyor. Şimdi hatırlayalım. Eşkenar üçgen neydi arkadaşlar? Üç kenarı da eşitti. Ve köşeler kaç dereceydi? 60, 60, 60 derece. Burada biz buraya 2m dersek, çünkü x var, x demedim. 2m dersek burası da m oluyor değil mi arkadaşlar? Yani 60 derece ne yapıyordu? Hipotenüsü yarı indiriyordu. Dolayısıyla bu eşkenar üçgen olduğu için şu kenar şu kenara eşittir. Denklem kuracak olursak 7 artı 2m m artı 12. M karşı eksi m diye giderse 2m'den çıkar m kalır. Artı 7 de karşıya eksi 7 diye giderse 12'den çıkarsa 5 kalır. M'i ben ne buldum arkadaşlar? 5 buldum. Yani burası 5 ise 5, 12 daha kaç yapar arkadaşlar? Şurası 17. 17, 17. Cevabımıza bakalım. Ceyhan. Diğer sorumuzda da 160 derece, 5 derece falan verilmiş. 12 verilmiş. X verilmiş. Burada bizden ne isteniyor? X isteniyor. 45 derece BAC. Tamam. Evet arkadaşlar. Çözümümüze geçebiliriz. Şimdi şöyle bir dik üçgen çizelim tahmin olarak. 90 derece olsun. Tam ortası bizi şu anda ilgilendiriyor. Sorunun gelişine göre. Şurası 165 derece. Burası x 12 eşit demiş. 45. 45 derece demiş. Şimdi buradan bir şey çıkar mı bakacağız. 165 derece ise buraya ne kalıyor arkadaşlar? 15 derece kalıyor. Kural neydi? Üçgende bir kural vardı. Hatırlayalım. Yani iki tane iki iç açının toplamı karşı dış açıyı veriyordu. 60 derece. Çünkü 15, 45 tane ne yapar? 60 yapar. 60 dereceyi de arkadaşlar şuradan dikme indirirseniz şu üçgende kullanabilirsiniz. 60, 90, bu da 30 gibi düşünebilirsiniz. Burada yapacağımız olay şu. Diğerlerini silelim, kafamız karışmamasın. 165'i silelim, 15'i silelim. Şunları da silelim. Biz şuraya odaklanalım sadece. Dikkat edin. Burada bir benzerlik var aslında. Yani iki parçaya 12 gelmiş. Bir parçaya da 6 gelecek. Dolayısıyla iki parçaya 12, bir parçaya 6 geldiğine göre burada x'i bulmamız için kuralı hatırlayalım. Kural neydi? Şuraya çizelim bu üçgeni. Burası 60 derece, 30 derece. Burası 2x dersek, buraya da x dersek, bu da x kök 3'tü. X kök 3 kaçmış arkadaşlar? 6 verilmiş. Sıkıntı bu. Çoğu arkadaş öğrenci diyor ki hocam diyor ya burası kök 3'lü, bu niye tam sayı? İşte marifet orada, buradan x'i bulmak. Yani x kök 3 denklem gibi düşünün. 6'ya denk geliyormuş. Kök 3 karşıya bölme diye giderse x eşittir 6 bölü kök 3. Paydayı eşleniyle çarparsanız, yani kök 3 de kendisiyle çarparsanız eşittir 6 kök 3. Kök 3'ü ve kök dışı çarpılmıyordu biliyorsunuz. Kök 3 kere kök 3 ne yapar? Kök 9 yapar. O da 3 diye çıkar arkadaşlar. Madem bu 3 diye çıktı, 3'e böldüm 1. Bunu 3'e böldüm 2. Demek ki x neymiş? 2 kök 3. O zaman x 2 kök 3 ise 2x ne yapar arkadaşlar? 4 kök 3. Burası neymiş o zaman? 4 kök 3. Cevabımıza bakalım. Cevabımız 4 kök 3 olması lazım. Evet, Denizli. Şimdi 23. soruya bakıyoruz. 23. soruda da yine ikizkenar üçgeni gizlemeye çalışmışlar sorunun içine. 13, 12'ler var. Bunu da hızlı bir şekilde çözebiliriz. Zor bir soru değil artık. Refleks haline getirdiyseniz arkadaşlar çok rahat soruyu çözersiniz. İnanın adamlar sınavda çok daha farklı sorular sormuyorlar. Sadece biraz sözel ifadeyle soruyu gizlemeye çalışıyorlar. Ne kadar gizlerlerse gizlesinler.
Kuralları iyi bildikten sonra soru zaten kaçmaz. Bu hem KPSS için geçerli hem LYS hem YGS için geçerli. Burada zaten ben şurayı niye birleştirdim? Az önce anlatmıştım, diğer soruları anlatmıştım. Burada bir kenar ortay ve dikme varsa bilin ki bu ikizkenardır, simetriktir yani üstüne katlanabilir. Burası 13 ise burası da 13'tür zaten. Ve burası özel üçgendir. 5, 12, 13 üçgeni. Pisagor yapmaya gerek yok, zaman kaybı. Çünkü özel üçgen olduğu için artık bunları bilmeniz lazım. 5, 12, 13 üçgeni diyor. X kaçmış? 5 mi arkadaşlar? Bakalım cevabımıza. Cevabımız evet, Bursa 5. Diğer sorumuza bakalım. Bu sorumuzda da ikili Pisagor gözüküyor. 70 kök 76 5x verilmiş. Pardon, x isteniyor zaten. Hemen çözümümüze geçebiliriz arkadaşlar. Burada şöyle yapalım. Tahmini bir şekli çizmeye çalışalım. Buradan zaten yapacağım şey belli. Biliyorsunuz. Şurayı birleştiriyoruz. Burada 6 kök 70'ten. Şurası da 5 x'ten. Önce yukarıdaki üçgene göre ben m'i bulayım. Buraya m diyelim mesela. Pisagor neydi? Dik üçgende hipotenüsün karesi. Bunun karesi kök 70'in karesi artık ne yapar arkadaşlar? 70 yapar. Direkt yazalım. 6'nın karesi ne yapar? 36 yapar. Yani m kare eşittir. Kaç oluyor burası? 106. Bu dursun. Kökünü almayalım. Alttaki üçgene bakarsak burada da m kare eşittir x kare artı 5'in karesi yani 25. Ben m kareyi zaten yukarıda 106 buldum. Şurada 106 yazarsam yerine 106 eşittir x kare artı 25. 25 karşı eksi diye gider çıkarsa arkadaşlar ne olacak? 81 eşittir x kare. Neyin karesi 81? 9. 9 kere 9 81 çünkü. Buraya 9 geldiğini bulduk. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Evet, bir sorumuz daha var. 3 kök 10. Evet, burada da gerçekten güzel bir soru. HD istiyor, X istiyor. Verilenler de yerinde. O zaman çözümümüze geçebiliriz. Hemen üçgenimizi tahmin olarak yine çizelim. Şu şekilde çiziyoruz. Şu köşeyi birleştirmiş. Bu herhalde size tanıdık geldi değil mi arkadaşlar? Muhteşem üçlü. Dik üçgende hipotenüse indirilen kenar ortay kendisine eşit zaten. Dolayısıyla burada x derseniz bu da x. Bu da x zaten. Dolayısıyla şu 12 verilmiş. Şu 3 verilmiş. Bu da 3 kök 10 verilmiş. Hocam Öglit'ten yapamaz mıyız? Arkadaşlar burada Öglit yok çünkü şurası 90 derece değil. Sadece şuna bir isim verelim. H diyelim. H'ı bulursak soru çözülüyor zaten. Burada 90'ın karşısı 3 kök 10'un karesi eşittir. H kare artı 3'ün karesi. Bunun karesi ne yapar? 3'ün karesi 9 yapar arkadaşlar. Kök 10'un karesi 10 yapar. 90 gelecek buradan. Eşittir. H kare artı 9. 9 karşı eksi 9 diye giderse 81. Neyin karesi? 81. 9'un tabii ki. Burada şurayı 9 bulduk. Burada Pisagor'a gerek var mı aslında? Yok gibi arkadaşlar. Çünkü özel üçgen. Şunlara bakarsanız 12 ile 12 ile 9 3 de sadeleşiyor. Yani 3'e bölersem ben bunu 3 olacak, değil mi? Şurası. Bunu 3'e bölersem 4 olacak. Demek ki burası da 5 olması lazım. 5'in katı. O zaman 3 kere 3 9. Değil mi? 3 kere 4 12. 3 kere 5 15 olması lazım. Tamamı özel üçgene göre 15 olması lazım. Ama 2x'e denk geldiği için yarısıdır. Yani nedir arkadaşlar bu x? 15 bölü 2'dir. Özel üçgendir. Pisagor'a gerek kalmadan yapmış olduk. Evet. Çözümümüzü böylece yapmış olduk. Cevap neymiş? Bursa'ymış. 15 bölü 2. Özel üçgenlerle ilgili arkadaşlar size gerekli olan bilgiyi vermeye çalıştım. Bunları bilmemiz lazım. Çünkü diğer konulara çok önemli bilgi teşkil etmektedir. Kendinize iyi bakın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Esenlik.